Tekrar merhaba arkadaşlar. Antalya Spor kariyerimizde son maçımızda Adana Demirspor'la karşılaştık. Canımıza okudular. Yenilmedik ama direkten döndük. Şimdi Manisa ve Çanakkale Dardanel maçları var. İki maçı da alırsak keyfimiz yerine gelir. Osman Çelik'i şöyle Ümraniye'ye iteleyelim. Bizim işimize yaramaz. Oo, Serdar Özkan'ın antrenman puanı 5.95. Hemen kendisini eleştirelim. Performansın beni hayal kırıklığına uğratıyor Serdar'cığım. Haklısın dedi. Haklıyım tabii. Bolculuk yani gelip yatma yeri değildir. Koşacaksın adamım. Bu takımda kendine yer bulmak istiyorsan koşacaksın. Doğukancığım sözleşmesini uzatmış. Kendisine gelecek seneler için çok güveniyorum. İnşallah ileride bu güvenimizi sarsmaz. Evet, geçen sezon 14. olmuşuz. Bu sezon biliyorsunuz hedefimiz 9'unculuk. Hayırlısı bakalım. Taktiğimizi birazcık değiştirelim. Sissoko yerine Musa, Nazım yerine Çelutska. Tek forvet yapalım. Dur bir dakika ben değişiklikleri bitireyim. Buraları keserim. Kadromuzu bu şekilde değiştirdim guys. Şu Mevlüt'ü de çıkaralım. Yekta'yı koyalım. Kondisyon yapsın kendine biraz. Bofin, Musa, Salih, Angelo, Çelutska. Vanker, Yekta, Harun, Drole, Maikun, Dokara. 11'imiz böyle. Şöyle rakip takım Manisa Spor'un taktiğine bir bakalım. Bayağı 4-4-1-1 oynuyorlar. Çok fena halde defansif çıkacaklar. Bu yani hazırlık maçı ama onlar da galiba ciddiye almış bizim gibi. Biz bunları yeneriz ya. Bu kadar defansla gol atamazlar herhalde. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere zayıf ayak, topa hamle sert, pres şiddetini artırdık. Şöyle Halil Karataş. Kaleciye de zayıf ayağını kullandıralım mı? Evet maç başladı sevgili dostlar. Vanker, Angelo ve tabii ki maçın ilk atağını yapamadık. Artık bayağı bir hazırlık maçı yaptığımız için gittikçe önemsizleşmeye başladı. Bu hazırlık maçları. Ve sıkıcı olmaya başladı ama lige çok az kaldı arkadaşlar. Herhalde hatırladığım kadarıyla 3 tane hazırlık maçım var. Bu da dahil. Angelo sen oradan çakardın be. Bak kim attı, Maikon mu? Maikon evet. Maikon da yıldızlarımızdan biri. Şuradan... Açıyı değiştirsek mi acaba? TV'yi yapsak mı? Bir de böyle deneyelim. Güzel olmazsa tekrar değiştiririz. Aslında çok üstün oynamıyoruz. Şutlara bakılırsa. Adamların isabetli şutu bizimkinden daha fazla. Şut sayılarımız da dengeli gibi. Fauller eşit. Topa sahip olmada biraz iyiyiz ama ilk yarı gerçekten sıkıcı bir maç oldu. İkinci yarı bakalım bu performansını üstüne koyabilecek miyiz? Zaten duran topu organizasyondan gole attık. Böyle kendi kendimize bir şeyler yapmadık. Şimdi oyununuza böyle devam edin demeyelim. Niye diyelim ki böyle? Yani sırf gaz vermek için oyunculara pozitif şeyler söylediğinizde çoğunluğu motive oluyor. Rakip takımda değişiklikler bayağı oldu. Biz hiç yapmıyoruz. Geçen maçları izlediyseniz söylemiştim hazırlık maçlarında normal lig gibi davranıyorum ki lige alışalım diye. Dukara sarı kart gördü ve çok kötü oynuyor. Aynı şekilde Drole kötü oynuyor. Maikon belki de gol attığı için güzel görünüyor oyunu. Ama onun da kondisyonu biraz az. 1-0 olacak. Bizim olacak galiba. Bir adam daha çıkardılar. 11'i değiştirdiler neredeyse. Bizim de bütün takım yoruldu. İnşallah sakatlanmazlar. Şu an ne yapabiliriz? Kimi çıkarabiliriz? Hepsi birbirinden dandik durumda futbolcularımızın. Charles yaşlı kurt. Şimdi şunu şöyle destek yapalım.
Okan'ın sarı kartı var. Gerçi forvetin kırmızı kartı görebileceğine pek inanmıyorum ama çok sık karşılaşılan bir durum değil. Yine de temkinli olmak adına şöyle değiştirdik. Maç bu şekilde bitecek galiba. Evet, Maicon'umuz da sarı kart gördü. Dediğimiz gibi 1-0 oldu. Bizim oldu arkadaşlar. Pek güzel bir maç olmadı. İnşallah bir sonraki maçımız daha iyi olur. Bakalım. Erten'i de hemen iteleyelim. Drolem sakatlanmış. Peki yetişecek mi? Yedeği Serdar Özkan ama ilk maça Drole ile başlasaydık iyi olurdu ya. Şimdi Süper Lig'de de kupada da normal prim verelim. Yüksek veremiyoruz. Yönetim izin vermiyor maalesef. Dardanel maçına geçmeden önce taktiklerine şöyle bir bakalım. 5-3-2. Bayağı bunlar da bir defansif oynuyor. Asistanımız hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Kime nasıl davranacağımız hakkında bilgimiz yok. Belki de küçük bir takım olduğu için. Şöyle bir şey yaptık bakalım hayırlısı. Çanakkale, Dardanel. Bunları da yenmemiz lazım. Rahat bir şekilde yenmemiz lazım. Muhammed. O güzel. Yalnız ben karıştırıyorum. Şimdi kırmızılar normalde ben oluyorum biliyorsunuz Antalyaspor olarak. Kırmızı beyazlar. Ama bu sefer mavilerim. Diyorum bu Muhammed kim ya? Az kalsın yediğim gol için sevinecektim. 3 şuta 1 şut. Uzaktan şutlar çekebiliyoruz ama bunlar da tehlike yaratmaktan uzak. Derkene. Offside mı? Shit. Gol zannettim. Zaten çok sevinememiştim. Başka şeyler hakkında konuşuyordum. Hadi bakalım bu gol olsun. Serdar. Direkt mi? Yapma bunu. Yapma bunu. Maicon. Bankio. Bu gol olacak gibi ya. Çok çok bastırdık. Yapma be. Bayağı bir baskılı oynadık ama gol gelmedi. Yine 8 şutumuz var. Rakip takımın bir şutu var. Bayağı atak oynuyoruz. Ablukaya aldık ama gol yollarında çok etkisiziz. Forvetlerimiz hiçbir şey yaramıyor. Dukara. İnşallah ligde daha iyi performans sergiler. Harun. Genç yetenek. Hadi be. Serdar da yaşlı kurt. Takımımız biliyorsunuz gençlerin ve yaşlıların harmanlandığı güzel bir takım. Neşeli bir takım. Ama önümüzdeki sezon bayağı bir yaşlımız var. Pek çoğundan kurtulacağız herhalde. Kurtulacağız demeyelim de ayrılacağız. Yollarımızı ayıracağız. Şimdi böyle düşünüyorum ama çok iyi performans sergilerlerse tabii hemen sözleşmeleri yenilerim. Bak bir kaypaklık yapabilir. Oha, bu gol olsaydı var ya sezonun golü olacaktı. İlk yarıyı 0-0 kapatıyoruz galiba. Yalnız şut sayılarımıza bakar mısınız arkadaşlar? 17'ye 2. Yani bizim sıkıntımız gol atmak. Ercan Kılıç demiş ki takıma kötü bir performans sergilediklerini söyleyin. Ne diyelim? Dikkatli olalım. Şimdi. Şanslısınız. Neden dedim? Çünkü bayağı bir şut çektik ama gol yollarında etkisiz kaldık. Direğimiz de vardı. O yüzden dedim. Futbolcularımı da çok üzmek istemiyorum lig öncesi. O nasıl bir taç ya? Bankio. Parada. Genç yetenek. Harun yapma bunu. Bu maç galiba 0-0 bitecek. Ama yani bu maç 0-0 bitse bile bir önceki maçtan daha eğlenceliydi. En azından bayağı bir atak gördük. Yine rakip takım oyuncuları bayağı bir değişiklik yaptılar. Benim de aklıma gelmişken. Ben de şöyle Maicon'u bir değiştireyim. Olcan'ı alalım. Rakip takımın yedekleri bayağı bir az. Sakatlıklarla mücadele ediyor galiba. Ya da oyuncuları yok fakirler. Şimdi ne yapsak? Olcan'ı geriye almamız lazım.
Çünkü sağda oynayabiliyor. Bu da yaşlı kurt. Bu da ilerleyen zamanlarda takımımızdan göndereceğimiz oyunculardan biri. Ama şimdilik faydalı. Ben genelde 34 yaşına kadar oyunculara tahammül ediyorum. Ama 32 yaşında, 33 yaşındakiler eğer güzel performans sergilemiyorlarsa sözleşmeleri de bittiyse hemen gönderiyorum. Tabii yeni futbolcu alacak durumda değilsek, transfer yapamıyorsak o zaman durum farklı. Şimdi Antalyaspor'da nasıl bir bütçe verecekler bilmiyorum transferde. O yüzden şimdilik bir şey diyemeyeceğim. Büyük konuşmayalım. Oh my god. Yanlış yaptık. Mevlüt Sokal'ım Başakşehir'den kiralık biliyorsunuz. İki tane forvetim var. İkisi de 5 para etmiyor. O nasıl pas ya? Organizasyonda sıkıntı var. Dukara. Evet. Tüm laflarımı bana yedirmeye çalışıyor ama geçti yani. 70. dakikaya kadar hiçbir şey yapamadım. Şurada bir gol attın diye sözlerimi geri alacak değilim. Taktiksel değişiklikleri tabii ki yapalım. Golü attı. Oyundan çıkardık. Belki bir gol daha atabilirdi ama bakalım Mevlüt ne yapacak. Hadi Mevlüt, bir tane de sen at. 2-0 olsun. Barra da. Bakalım şöyle Serdar Özkan, Mankör. Bu da gol olabilir. O rakip takım. Ya ben kendim için gol olabilir dedim ama ne oldu? Korner mi? Korner. Güzel. Bofi'nin ellerinde kaldı top. Şöyle maçı bir değerlendirecek olursak gol yollarında çok etkisizdik. Yani 20 tane şut çektik, bir tanesi gol oldu. 24 tane hatta. Maç istatistikleri sol tarafta görünüyor. 24'e 3. Of. Mevlüt. Fena çaktı. Mevlüt fena çaktı arkadaşlar. Dukara olsa bunu atamazdı mesela. Taça yollardı. Güzel. En azından 2-0 bitti. Hatta 3 oluyordu. Olcan da daha sonradan aldığımız oyuncumuz, yaşlı kurt dediğimiz oyuncumuz golünü atıyordu ama atamadı. Neyse. Maçın son dakikası artık. Hakem bitirecek. Bence iyi maç oldu. Yazılık maçına göre. Keşke lig maçı olsaydı. Böyle bir galibiyet almış olsaydık. Böyle yüksek performansla. Biliyorsunuz seyirciler de artık oley oley tezahürat yapmaya başladı derken galibiyetimiz zaten bekleniyormuş. Fakat daha farklı yenmemiz lazımmış. Ben de katılıyorum. Ama ben yine de tabii ki oyuncularıma ne diyeceğim? Tam tersi yönde bir şey demem lazım. İyi bir performans sergilediniz. Evet. İşte bu Kenan Horiç, Musa Nizam ve Mevlüt Erdinç aslında gerçeği görebilen ender 3 futbolcumuz. Diğerleri hemen motive oldu. Sevgili dostlarım, bugünkü oyun da bu şekildeydi. Bir sonraki oyunumuzda Sampdoria ve Kasımpaşa ile oynayacağız. Kasımpaşa lig maçı, lige fena bir giriş yapmak isterdim ama Kasımpaşa maalesef zorlu deplasman. Hayırlısı diyelim. O zaman bir sonraki oyunda görüşene kadar abone olmanız ve izlediğiniz videolara like atmanız dileğiyle. See you.